Burası Modus Vivendi Merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Musa Anter'i Anıyoruz adlı programımızı sunuyoruz. Denir ki devlet adamları bir ulusun önündeki lokomotif gibidirler. Peki lokomotif bozuk olunca güzel mallarla dolu vagonlar ne yapar? Yerinde durur. İçindeki mallar da çürür. İşte aziz okurlarım, Türkiye'nin ve Türk devlet adamlarının durumu budur. Gerisini siz düşünün. Mayıs 1992. Türk şoven milliyetçileri derler ki, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ne kadar doğru bir söz. Peki Türk'üm diyenler Orta Doğu'da Suriye, Irak, İran, Ermeni, Kürt, Bulgar, Yunan düşmanın olursa sen bir Orta Asya göçebe kavmi olarak bu kültür ocağı Anadolu'ya nasıl sahip olacaksın ve üstelik de kabadayılık yapacaksın? Sizde hiç mi sosyal bilgi yoktur? Hani siyasal bilgiler fakülteleriniz var ya, yoksa onlar da mı polis kolejleridir? Türk şoven milliyetçileri derler ki, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ne kadar doğru bir söz. Peki Türk'üm diyenler Orta Doğu'da Suriye, Irak, İran, Ermeni, Kürt, Bulgar, Yunan düşmanın olursa sen bir Orta Asya göçebe kavmi olarak bu kültür ocağı Anadolu'ya nasıl sahip olacaksın ve üstelik de kabadayılık yapacaksın? Sizde hiç mi sosyal bilgi yoktur? Hani siyasal bilgiler fakülteleriniz var ya, yoksa onlar da mı polis kolejleridir? 70 yıldır Türkiye'de sözüm ona devlet adamları, profesörler, başyazarlar, köşe yazarları, bozuk bir orkestra gibi hep bir ağızdan Türkiye'de Kürt yoktur ve dolayısıyla Kürtçe bir dil de olamaz. Olmayan milletin dili mi olur derler. Bu yalan o kadar tekrarlandı ki neredeyse biz Kürtler de inanacaktık. Ama bakıyorduk ki biz Kürdüz ve konuştuğumuz dil de Kürtçedir. Allah'tan ki 70 yıllık bu büyük yalan karşısında aklımızı kaybedip Moğoluz, Kırgızız filan demedik. Ama 70 yıl sonra bu yalancı kervanı şimdi Kürt vardır, Kürtçe dili zengin bir dildir ve Kürtler sevgili vatandaşlarımızdır diyor. Mayıs 1992. En ufak bir olayda Doğu ve Güneydoğu işkencehaneleri doldurulur ve sonra o insanlar kan ter içinde ve sakatlanarak aklanırlar. Sonra da devlet adamlarımız ve yüksek mahkeme başkanlarımız derler ki, TC kanunları önünde din, dil, ırk gözetilmeksizin bütün vatandaşlarımız kanun önünde eşittir. Kürtler azınlık değildir. Haziran 1992. Biz Kürtlerin bu cahil, manasız ve birbirleriyle kenetlenmiş sahte bir ticaret şirketi anlamında olan Türklerden çok çekeceğimiz var. Biz Kürtlerin Türklerle bir kin ve düşmanlığı yoktur. Biz Kürtler ne mutlu Türk'üm diyene demiyoruz. Biz Kürtler ne mutlu Türk'üm diyene demiyoruz. Ama halklar kardeştir, onun için mutluyuz diye seviniyoruz. Haziran 1992. Bakıyoruz da Türkiye idare sisteminde en büyük eksiklik vatandaşlarla anlaşma kabiliyetinin noksanlığıdır. Ve bu mantık eksikliği yüzünden sık sık çifte standartlı olaylar meydana geliyor. Osmanlı devrinde imparatorluğa padişahtan sonra cahil hatta okur yazar dahi olmayan Yeniçeriler hakim idi. Bu yüzden cehaletin verdiği kıskançlıkla bunlar daima bilginlere düşman idi. Bakıyorum bu hastalık Cumhuriyet devrine de geçmiştir. Ordu ve sivil bürokratlar kitaba, yazara ve sanatkarlara düşmandırlar. Haziran 1992. Dersim alayında baş cellat Abdullah Abdoğan Paşa idi. Bu yaratık en çok kadın, çocuk ve ihtiyarların kanlar içinde çırpınarak can verdiklerinden zevk alıyordu. Dersimi bitirdi. Ama Neron ruhlu sadist adam doymadı. Bu sefer binlerce yıllık tarihi Dersim'in adını değiştirerek kendisi gibi manasız Tunceli yaptı. Güya Tunceliler hala ilkel Tunç devrindeki insanlar gibi yaşadıkları için hakaret olsun diye tarihi Dersim adını Tunceli yani vahşilerin diyarı yaptı. Haziran 1992.
Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Musa Anter'i Anıyoruz adlı programımızı dinlediniz.